Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İnşallah şimdiki sohbeti Mektubat kitabından 20. mektubun 2. makamında 4. kelimeyi okuyacağız. Yani dördüncü kelime dediğimiz La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehul mulku ve lehul hamdu yuhyi ve yumit ve huve hayyul la yamut bi yedihil hayr ve huve ala kulli şeyin kadir ve ileyhil masir. Burada geçen, bu tevhidi cümlede geçen dördüncü kelime lehul mülk, yani ferçten arşa, seradan sürreyyaya, zerratan seyyarata, ezelden ebede kadar her bir mevcut, semavat ve arz, dünya ve ahiret, her şey onun mülküdür. Her şey Allah'ın mülküdür. Malikiyet mertebe-i uzması, tevhid-i azam suretinde onundur. Ferşten arşa, seradan süreyyaya, zerratan seyyarata, yıldızlara, galaksilere kadar, ezelden ebede kadar her mevcut, her varlık, semavat ve arz, dünya ve ahiret, her şey Cenab-ı Allah'ın mülküdür. Malikiyet mertebe-i uzması, malikiyet noktasında, sahiplik noktasında, tevhid-i azam suretinde onundur. Şu mertebe-i uzma-i malikiyet, lehul mülk, şu mertebe-i uzma-i malikiyet ve makam-ı azam-ı tevhidin bir hüccet-i kübrası, büyük bir delili, malikiyet uzma-i makam-ı tevhid, bir hüccet-i kübrası, latif bir zamanda ve latif bir hatırada, Arabi ibaresinde şu acizin hatırına ilka edildi, konuldu. O latif hatıranın hatırı için aynı ibareyi Arabi'ye kaydedip sonra mealini yazacağız. Zaten burada tekrar zikredecek birinci fıkradan başlıyorum. Birinci fıkra, zâkel âlemel kebîr, yani şu kainat denilen âlem-i ekber, büyük âlem ve insan denilen onun misali müstağari, kainatın küçük bir misali olan alemi asgar, küçük alem, kudret ve kader kalemiyle yazılan afaki ve enfusi, kainat, afaki alem, enfusi alem, insan, vahdaniyet delalini gösteriyorlar. Yani şu kainat denilen alemi ekber, ve insan denilen onun misali müstakari olan alemi asgar, kudret ve kader kalemiyle yazılan afaki ve enfusi vahdaniyet delailini, birlik delillerini gösteriyorlar. Evet, kainattaki sanat-ı muntazamanın küçük bir mikyasta nümunesi insanda vardır. Kainattaki sanat-ı muntazamanı, o mükemmel, muntazam, düzenli sanatın küçük bir misali, nümunesi insanda vardır. O daire-i kübradaki sanat, kainattaki o sanat, sani vahide bir olan Allah'a şehadet ettiği gibi, şu insanda olan küçük mikyastaki hürdebini göze göremediniz ve hatta çok küçük olan o sanat dahi, hücrelerimizdeki, atomlardaki, o sanat dahi yine kimi gösteriyor? O saniye bizi, o küçük alemi, büyük alemi yaratan Cenab-ı Allah'a işaret eder, vahdetini, birliğini gösterir. Hem nasıl ki şu insan gayet manidar, çok mana yüklü bir mektubu Rabbani'dir, çok mana yüklü Cenab-ı Allah'ın bir mektubudur, muntazam bir kaside-i kaderdir insan. Muntazam çok bir kaside-i kaderdir, öyle de şu kainat dahi aynı o kalem-i kaderle, Cenab-ı Allah'ın yazmış olduğu o kalem-i kaderle, fakat büyük bir mikyasla, ölçüde yazılmış muntazam bir kaside-i kaderdir.
Bu kaside de Cenab-ı Allah Esma-i Hüsna'sını ilan ediyorlar, ifade ediyorlar, söylüyorlar kaside. Hiç mümkün müdür ki hassız alameti farika ile bütün insanlara bakan şu insan yüzündeki sikey vahdete ve bütün mevcudatı omuz omuza, el ele baş başa veren kainat üstündeki hatem-i vahdaniyete vahid-i ahad'dan başka bir şeyin müdahalesi bulunsun? Hiç mümkün müdür ki hassız alameti farika ile göz yapımızla, suratımızla, ses tonumuzla, kokumuzla ve yüzlerce her insanda ayrı özelliklerimizle hassız alameti farika, gen yapımız zaten harik, hakeza, hassız alameti farika ile bütün insanlara bakan hepsinden ayrı ayrı şu özelliklerimiz var hususi olarak. Şu insan yüzündeki sikey vahdete, o birlik mührüne bütün mevcudatı, bütün varlıkları omuz omuza, el ele baş başa veren dayanışma içerisinde birlik şeklinde hareket ettiren kainat üstündeki hatem-i vahdaniyete, o Allah'ın varlığına, birliğine olan bu delile, bu işarete vahide ahattan başka, bir olan Allah'tan başka bir şeyin buna müdahalesi mümkün mü? Hayır. Bir şeyin buna müdahalesi bulunsun. Haşa. İkinci fıkra, ibda'uhu li zâke. Meali şudur: Sani Hakim, her şeyi sanatı yapan Cenab-ı Allah, alemi ekberi kainatı öyle bed'i, çok sanatlı bir surette halk edip yaratıp ayet-i kibriyasını, o büyük ayetini, işareti, kendi varlığına, birliğine, esma-i hüsnasına delil olacak o büyük işaretleri, ayet-i kibriyasını üstünden nakşetmiş ki kainatı bir mescid-i kebir şeklinde döndürmüş. Ve insanı dahi öyle bir tarza icat edip yaratıp ona akıl vererek onunla o mucizat-ı sanatına, kainattaki olan o mucizat-ı sanatına, bu bedi kudretine karşı, her şey sanatı mükemmel yatan o bedi kudretine karşı secde-i hayret ettirerek ona ayet-i kibriyayı okuturup kemerbeste-i ubudiyet ettirerek, o tefekkürü ibadeti yapıp ona kemerbeste-i ubudiyet ettirerek o Mescid-i Kebir'de, o kainat mescidinde bir abd-i sacid ibadet eden, secde eden bir abd-i sacid fıtratında yaratmıştır. Evet, Sani Hakim, alemi ekberi öyle bedi bir surette halk edip ayet-i kibriyasını üstünde nakşetmiş ki kainatı bir mescid-i kebir şekline döndürmüş ve insanı dahi öyle bir tarzda icat edip ona akıl vererek onunla, o akılla, o tefekkürle, o mucizat-ı sanatına ve bedi kudretine karşı, kainatta olan o mucizat-ı sanatına ve bedi kudretine karşı secde-i hayret ettirerek ona ayet-i kibriyayı, biz insanlara o akıllı olarak yaratılmasından dolayı ona ayet-i kibriyayı, kainatta gözüken bu ayetleri, işaretleri okuturup kemerbeste-i ubudiyet ettirerek o Mescid-i Kebir'de bir abd-i sacid fıtratında yaratmıştır. Hiç mümkün müdür ki şu Mescid-i Kebir'in içindeki sacitlerin, abidlerin mabudi hakikileri, gerçek ibadet edilecek o Allah, o sani vahidden, vahid-i ahad'dan başkası olabilsin? Haşa. Hiç mümkün müdür ki şu Mescid-i Kebir'in içindeki sacitlerin, abidlerin mabudi hakikileri o sani vahid-i ahad'dan başkası olabilsin? Üçüncü fıkra, inşa'uhu lizâke. Mâli şudur ki, o Malik-i Mülk-ü Zülcelal, kainatı Malik-i Celal sahibi olan o Cenab-ı Allah, sahibi olan Cenab-ı Allah,
alemi ekberi kainatı bahusus özellikle küreyi arz yüzünü, yeryüzünü öyle bir surette inşa ederek yapmıştır, yaratmıştır ki birbiri içinde hassız daireler, birbiri içinde hassız daireler olup her bir daire bir tarla hükmünde olup vakit be vakit, her an, mevsim be mevsim, asır be asır, eker, biçer, mahsulat alır. Dakikalık ömrü olan canlılar var, saatlik olan var, günlük olan var, mevsimlik, aylık, haftalık, aylık ve asırlık olan mahluklar, canlılar var ömür olarak. Evet, ne diyor? O Malik-i Mülkü Zülcelal, alemi ekberi bahusus küre-i arz yüzünü öyle bir surette inşa ederek yapmıştır ki birbiri içinde hassız daireler olup her bir daire bir tarla hükmünde olup vakit be vakit, mevsim be mevsim, asır be asır, eker, biçer, mahsulat alır, ürün alır. Mutamadiyen sürekli mülkünü Allah çalıştırır, tasarruf eder. En büyük daire olan zerrat alemini bir tarla yapıp her şeyin kaynağı zaten onlar. En büyük daire olan zerrat alemini bir tarla yapıp her zaman kainat kadar mahsulatı, ürünü, meyveyi, sebzeyi kudretiyle, hikmetiyle o zerrelerden onda eker, biçer, kaldırır. Alemi şehadetten alemi gayba. Her geçen bir sayfa, şehadet alımında geçen bir mevsim, bir günlükteki tablo, bir dakikadaki olan bu tablo, evet alemi şehadetten geçiyor ama alemi gayb da, ilmi ilahi de mahfuzdur, bakidir. Ve de zişurların, zihruhların akıllarında, zihinlerinde alemi misalde o manzara devam ediyor. Kayıp olmuyor. En büyük daire olan zerrat alemini bir tarla yapıp her zaman kainat kadar mahsulatı kudretiyle, hikmetiyle onda eker, biçer, kaldırır. Alemi şehadetten alemi gayba, daire-i kudretten yani alemi şehadetten daire-i ilme, ilmi ilahiyeye gönderir. Sonra mutavasıt bir daire, orta düzeydeki olan bir daire, zemin yüzünü aynen öyle bir önceki şeyde kaynak çapındaki bir diğer galaksilerde, yıldızlardaki olan o hadiseleri de, o olayları da içine alacak bir şekilde izahı vardı. Sonra mutavasıt bir daire olan zemin yüzünü aynen öyle bir mezara yapmış ki kainattaki cereyan eden olan o hadiselerin benzeri yeryüzünde de öyle bir mezra ekip biçilecek bir zemin yapmış ki mevsim be mevsim alemleri, envaları, türleri içinde eker, biçer, kaldırır. Manevi mahsulatını dahi gaybi, uhrevi, misali ve manevi alemlerine gönderir. Evet, alemi şahidetten, kudret aleminden geçiyorlar ama nerede baki kalıyor? Manevi mahsulatını dahi gaybi, uhrevi, misali ve manevi alemlerine gönderir. Daha küçük bir daire olan bir bahçeyi yine bir bahçeyi yine 100 defa, 1000 defa kudretle doldurup hikmetle boşaltıyor. Daha küçük bir daire olan bir zih hayatı, mesela bir ağacı, bir insanı 100 defa onun kadar ondan mahsulat alır. Sürekli her bir ağaçta, her bir insan vücudunda milyarlarca bir dakika içinde hücreler ölüyorlar. Onları yeniden, yenileri meydana getiriyor Cenab-ı Allah, halk ediyor. Yani sürekli bir hareket var, sürekli bir yıkım ve yapılış vardır her an. Daha küçük bir daire olan bir zih hayatı, mesela bir ağacı, bir insanı 100 defa onun kadar ondan mahsulat, ürün alır. Demek o daha büyük çapta ele aldığımız zaman bir insan vücudu yılda
bir bütün olarak iki sefer değişime uğruyor. Ama zaten her bir dakikada bizim vücudumuzda milyonlarca hadiseler, olaylar cereyan ediyor. Yıkılımlar, yeni yapılışlar meydana geliyor. Demek o Maliki Mülkü Zülcelal, celal olan bütün bu alemlerin, insan, zerre alemi, dünya, kainat, demek o Maliki Mülkü Zülcelal küçük, büyük, cüz'i, külli, her şeyi, ama her şeyi birer model hükmünde inşa ederek, yaparak yüzler tarzda taze taze nakışlarla münakkaş, nakışlı, süslü mensucat-ı sanatının o güzelliklerini onlara giydirir. Cilve-i esmasını, isimlerinin tecellilerini, mucizat-ı kudretini, kudret mucizelerini o alemlerde izhar eder. Bir ağaçta, bir çiçekte, bir insanda, bir yeryüzünde, bir kainatta. Kendi mülkünde her bir şeyi birer sahife hükmünde inşa etmiş Cenab-ı Allah. Kendi mülkünde her şeyi, her bir şeyi birer sahife hükmünde inşa etmiş. Her sayfada, insan bir sayfa, yüzer tarzda manidar mektubatını yazar, hikmetinin ayatını izhar eder, zişurlara okuturur, mutalaga yaptırır. Esma-i Hüsna'sını. Demek o Maliki Mülkü Zülcelal küçük, büyük, cüz'i, külli her şey birer model hükmünde inşa eder. Buyur. Şu alemi ekberi mülk şeklinde inşa etmekle beraber şu insanı dahi öyle bir surette halk etmiştir. Ve ona öyle cihazat ve aletler ve havas ve hissiyatlar ve bilhassa nefis, heva ve ihtiyaç ve iştiha ve hırs ve dava vermiştir ki o geniş mülkünde bütün mülke muhtaç bir memlük hükmüne getirmiştir. İşte hiç mümkün müdür ki pek büyük olan alemi zerratan ta bir sineğe kadar bütününü mülk ve tarla yapan ve küçük insanı kainatı kıyasladığımız zaman o büyük mülke nazır ve müfettiş ve çiftçi ve tüccar ve dellal ve abid ve memlük yaptıran o büyük aleme biz küçük insanları ne yapmış Cenab-ı Allah o kainata, o mülküne? Nazır ve müfettiş ve çiftçi ve tüccar ve dellal ve abid ve memlük yaptıran ve kendine şerefli bir makam, muhterem bir misafir ve sevgili bir muhatap ittihaz eden o Maliki Mülkü Zülcelal'den başka o mülke, o kainata tasarruf edin, o memlüke seyit olabilsin, haşa. Dördüncü fikra, san'atuhu fi zâke ibaresidir. Onu bitireyim. Mâli şudur ki, Sâni-i Zülcelal'ın alemi ekberdeki sanatı, kainattaki sanatı, o derece manidardır ki, o kadar mana yüklüdür ki, Esma-i Hüsna'nın tecellisi noktasında, o derece manidardır ki, o sanat bir kitap suretinde tezahür edip ortaya çıkıp, kainatı bir kitab-ı kebir hükmüne getirmiştir. Kainat nedir? Bir kitab-ı kebir hükmündedir. Getirdiğinde aklı beşer, hakiki fenni hikmet kütüphanesini ondan, yani o kainat kütüphanesinden aldı ve ona göre yazdı. Bu o kitab-ı hikmet, kainat, o kitab-ı hikmet, o derece hakikatle bağlı ve hakikaten medet alıyor ki kaynak şey güç kuvvet alıyor ki besleniyor ki büyük kitab-ı mübinin bir nüshası olan Kur'an-ı Hakim şeklinde ilan edildi. Evet, o kitab-ı hikmet, o derece kainat hakikatle bağlı ve hakikatten medet alıyor ki büyük kitab-ı mübinin bir nüshası olan Kur'an-ı Hakim şeklinde ilan edildi. Hem nasıl ki kainattaki sanatı kemal-i intizamından kitap şekline girdi. Kainat büyük bir kitap denildi ya.
İnsandaki sıbgatı, boyası ve nakşi hikmeti dahi, o güzel nakşi dahi yaratılış şekli olarak dahi hitap çiçeğini açtı. Yani o sanat, insan, o derece manidar ve hassas ve güzeldir ki o makine-i zihayattaki cihazatı, maddi ve manevi kimliğimiz, organlarımız, duygularımız, evet o derece insan, manidar ve hassas ve güzeldir ki o makine-i zihayattaki cihazatı fonograf gibi nutka, söze, konuşmaya geldi, söylettirdi. Böyle bir ahsen-i takvim içinde en güzel bir şekilde bir sıbgay-ı Rabbaniye vermiş ki tecelli-i esma-i hüsnesine çok mükemmel bir ayna. Evet. Ve öyle bir ahsen-i takvim içinde bir sıbgay-ı Rabbaniye vermiş ki o maddi cismani camit kafada manevi gaybı hayattar olan beyan ve hitap çiçeğini açtı. Açıldı. O insan kafasındaki kabiliyeti nutku beyana o derece ulvi cihazat ve istidat kabiliyet verdi ki Sultan-ı Ezeli'ye muhatap olacak bir makamda inkişaf ettirdi, terakki verdi. Ahsen-i takvim suretinde yaratılmış, kendisine muhatap kabul etmiş. Ne bir daha o derece ulvi cihazat bizde istidat verdi ki kabiliyet, maddi ve manevi özelliklerimiz, manevi kimliğimiz, özellikler, istidatlarımız o derece ulvi cihazat ve istidat verdi ki Sultan-ı Ezeli'ye muhatap olacak bir makamda inkişaf ettirdi, terakki verdi. Yani fıtrat-ı insaniyedeki sıbgay-ı Rabbaniye hitab-ı ilahi çiçeğini açtı. Hiç mümkün müdür ki kitap derecesine gelen bütün mevcudattaki sanata en parlak kitap insan, bütün varlıkta birer kitap, esma-i ilahiyeyi, Cenab-ı Allah'ın varlığını, birliğini, bütün esma-i hüsnesini kendi şeyine nispetinde ilan ediyorlar. Evet, hiç mümkün müdür ki kitap derecesine gelen bütün mevcudattaki sanata ve hitap makamına gelen insandaki o sıbgata vahid ehattan başkası karışabilsin? Haşa. Hiç mümkün müdür ki kitap derecesine gelen bütün mevcudattaki sanata ve hitap makamına gelen insandaki o sıbgata vahid ehattan başkası karışabilsin? Haşa. Sübhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.